Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 9. sınıf ara tatil matematik tekrarıyla sizlerle birlikteyiz. Hashtag'imiz sorularla tekrar dedik. Hiç vakit kaybetmeden başladık. Arkadaşlar bu ara tatile kadar hangi konuları gördük? Konularımız bir mantık gördük. İlk defa görüyordunuz. Biraz zorlandınız ama videoları izleyerek bomba gibi anladınız. Sonra kümeler vardı. Kümeler de ilk defa gördüğünüz bir konuydu. Orayı da çok güzel bir şekilde geçtik. Üçüncü olarak da denkleme eşitsizlikler kısmı biraz uzundu. Onun da bayağı bir kısmını yaptık. Daha da devam edeceğiz inşallah. O yüzden şimdilik gördüğümüz konular bunlardı. Bu konularla ilgili neler yaptık, neler vardı diye bir bakalım hemen. Dedikten sonra mantıkla başlayalım. Mantıkta neler vardı arkadaşlar? Önerme vardı. Önerme neydi? Doğruluğu ya da yanlışlığı garanti olan vardı. Bir cümle söylüyorsun. Bu kesin doğrudur. Bu kesin yanlıştır dediğin şeyler önermeydi. Ve biz bunları küçük harflerle gösteriyorduk. P, R, S, Ş, T gibi gidiyordu böyle. Tabii Ş yok orada. P, R, Q gibi şeyler söylüyorduk. Peki önermenin değeri neydi? Önermenin değeri de olumsuzunu yaptığında oluyordu. Hemen üstüne bir çizik attığında da mantıkta önermenin değeri oluyordu. Burada olumsuzunu söylemek yeterliydi. Geçiyorum fazla uzatmadan. Ve burada neler vardı arkadaşlar? Hemen bağlaçlarım vardı. Cümleleri birbirine bağladığım şeyler vardı. Biz bunlara V veya bağları ya da bağlaçları diyoruz. Bağlaçlarımızın bir de özellikleri vardı. Bu arada sen bir kere kesinlikle şunu unutmayacaktın. V veya bağlaçları ne işe yarardı? Nasıl bir şeydi? Onları unutmayacaktın. Mesela V'de o doğruluk tablosunu unutmayacaktın. Değer tablosunu unutmayacaktın dedim. Aynı şey burada ancak ve ancak ve ise'de de geçerli arkadaşlar. O tabloyu kesinlikle unutmayacaktık. V veya için bir de önemli bir şey vardı. Özelliklerimiz vardı bizim. Bak V veya'yı biliyorsun. Bir de onun haricinde, o tablonun haricinde bir de özelliklerimiz vardı. Onlar nelerdi? İşte birleşim vardı, dağılım vardı. Bunun gibi şeyler vardı. Bu gibi özelliklerimi de unutmayacağım demiştim. Bir de ne vardı? De Morgan vardı. De Morgan dediğimiz neydi? Mesela P ve Q, De Morgan dediğimiz bunun değerini almaktı. Değerinde de ne oluyordu? Herkes ters dönüyordu. Buna da biz De Morgan demiştik dedik. Sonrasında arkadaşlar V veya'larla ilgili biz ne yapıyorduk bir de? Elektrik devresi çizebiliyorduk. Nasıl bir elektrik devresi çizeceğim? Bak böyle bir elektrik devresi giderken şurada bir anahtar varsa şöyle kalın. Ve burada bir anahtar varsa bunlar peş peşe oldukları için sanki bir cümle kurar gibi V ile bağlanıyorlardı. Ve bunu sen şöyle iki kola ayırıyorsan bu elektrik buradan gelip ya buraya ya buraya gideceği için veya ile ayırıyorduk. O da nereye giriyordu? V veya bağlaçların içine giriyordu. Elektrik devresi. Sonrasında ne görmüştük arkadaşlar? Ancak ve ancak görmüştük. Ondan önce de ise bağlacını görmüştük. İse'de ne vardı? Çok önemli bir şey vardı İse'de. 100 kuralı vardı. 100. İse deyince aklıma 100 kuralı geliyordu. O da neydi? 1 ise 0, 0'dır. Geri kalan her şey 1'dir demiştik. V'de ne vardı? İkisi de aynı anda olmalıydı. Veya'da ne vardı? Bir tane 1 yeterdi. Bir tane doğru yeterdi. Bunda da bir yanlış yanlış olması için yeterdi dedik. Ancak ve ancak içinde iyiler iyilere, kötüler kötülere gidiyor demiştik. Ve burada da arkadaşlar ise bağlacının karşıt tersi vardı. Nasıldı? Karşıtı karşıya atmaktı. Tersi ters çevirmekti. Yani değilini yapmaktı. Karşıt tersi de hem karşıya atıp hem ters çevirmekti dedik. Bir de ne vardı arkadaşlar? Niceleyicilerimiz vardı. Niceleyiciler nelerdi? Her ve bazıydı. Bunları da unutmuyoruz. Bazı demek ne demekti? En az bir tane. Her ne demekti? Bütün hepsiydi. Açık önermelerimiz vardı. Açık önermelerde neydi? Açık önermelerde bir bilinmeyen vardı. Ona göre aldığı değerlere göre doğru yanlış cevabım, doğruluk değerim ona göre değişiyordu demiştim. Ve de en son totoloji çelişki vardı. Totoloji bizim bildiğimiz, en sevdiğimiz cevabın bir çıkmasına totoloji diyorduk. Çelişkide burada bir çelişki var, yanlışlık var diyorduk. O da cevabımın sıfır çıkmasıydı. Arkadaşlar böyle bir kaba bir özet yapabiliriz. Siz de bence ders çalışırken böyle bir özetle olayı böyle detaylarını ayırıp kafanda böyle şemalar oluşturursan çok daha rahat edersin diyorum. Geçiyorum. Kümeler gelmişti. Sonrasında kümeler konusunda ne vardı? Küme kavramı vardı. İyi tanımlanmış elemanlardan oluşan gruplara kümeler diyorduk. Peki küme gösterimi vardı. Venn şeması, liste ve ortak gösterimle bunları gösterebiliyorduk kümeleri. Peki neler vardı başka? Eleman sayısının
2 üzeri eleman sayısı kadar alt kümem vardı. Alt küme neydi? Hiç yazmayabilirdim. 1-1 yazabilirdim. 2'şer yazabilirdim. 3'er 3'er yazabilirdim. Bunlar benim alt kümelerim oluyordu. Öz alt küme neydi? Kendim haricindeki bütün her şeyde benim öz alt kümemdi. Yani alt küme sayısından 1 çıkarmamdı. Peki başka neler gördük? Kümelerde işlemler gördük. O işlemler nelerdi? Birleşim, kesişim, fark ve tümleyendi. Birleşim neydi? İki kümenin hepsini alıyorsun, ortakları bir kez yazıyorsun. Kesişim neydi? İki kümenin ortaklarını sadece alıyordun. Fark neydi? Fark da birinde olup diğerinde olmamasıydı. Mesela A fark B neydi? A'da olup B'de olmayanlardı. Hatta biz bunlara öz A diyorduk. Tümleyenler neydi arkadaşlar? A tümleyendi. Buraya bir çizgi koyduk. Bu tümleyendi. Yani A'nın dışında kalan her şeydi dedik. Bir de küme problemlerimiz vardı. Küme problemlerinde de arkadaşlar dikkatle okuyorduk soruyu ve dediklerini anlayıp orada Venn şemasıyla gösterdiğim şeyleri yerine koyuyorduk. En önemlisi neydi? Kesişimi ilk önce ayarlamaktı. En sonda da ne görmüştük? Kartezyen çarpım görmüştük. A ile B kartezyen çarpımında ilk elemanlarım A'dan, ikinci elemanlarım B'den geliyordu. Ve bu A, B'de de her bir elemana, buradaki eleman karşıdaki her bir elemanla sıralı ikili oluşturmasına ben ne diyordum? Kartezyen diyordum. Bir de bağıntı vardı. Bağıntıyı da videolarımızda çok iyi anlatmıştık. Burada da hatırlatmasını yaptık. Kümelerde de böyle bir Venn şeması değil pardon. Böyle bir zihin haritası oluşturursan çok rahat edersin. Gördüğün gibi aslında konumuz çok uzundu ama böyle parça parça düşünürsen aslında hepsi aklındaymış dediğim geçtim. Denklem ve eşitsizlikler kısmı uzundu ama biz şu ana kadar ne gördük? Sayı kümeleri gördük. Ne vardı? Sayma sayısı 0, 1'den başlıyordu. Doğal sayılar bunu kapsıyordu. 0'dan başlıyordu. Tam sayılar artı eksi negatifler olacaktı. Q'lar rasyonel sayılardı. Z'ler tam sayılardı. Ve de rasyonel olmayanlar, bak tümleyen, kümelerdeki tümleyen, rasyonel olmayanlar irrasyoneldi. Bunların hepsini kapsayan kim vardı? Bunlardan büyük reel sayı vardı demiştik. Bir video çekmiştik sayı kümeleriyle ilgili. Aslında çok önemli bir videoydu. O videoyu bence tekrar tekrar izleyin. Çünkü matematiğin temeli orada dedim. Tek çift vardı arkadaşlar. Tek çiftler önemliydi. Pozitif negatifler vardı. Sıfırdan küçüklere negatif, sıfırdan büyüklere pozitif diyordum. Ama bunların güzel soruları vardı. Ardışık sayılar vardı. Ardışık sayılar neydi? Ardışık sayılar ard arda aritmetik olarak giden sayılardı ve ardışıkların toplamı vardı. Bu toplamı buraya da yazmak istiyorum. Çok önemli bir kural. O da neydi? Terim sayısı çarpı ortanca terimdi. Bazı arkadaşlar bunu çok önemsemişti. Hocam ne gerek var böyle şeylere? Bu videoyu niye çektiniz falan? Ama o videoyu bir dahaki çektiğimiz konularda gördük ki çok önemliymiş arkadaşlar. Burada bunu tekrar yazıyorum. Çünkü matematik tarihinde, matematik hayatında senin en önemli kurallarından birisi. Terim sayısı neydi terim sayısı? Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birdi. Bu terim sayısıydı. Çarpı ortanca terimde neydi? Son terim artı ilk terim bölü 2'ydi. Bundan da ortaya çıkan şey o ardışıkların toplamıydı dedik. Bir de ne vardı arkadaşlar sonrasında? Hemen bölme görmüştüm. Bölme neydi? Bölme bir sayının bir sayıya bölünmesiydi. Bölünen var, bölen var, bölüm var ve kalan vardı. Bu kalanlarda bu gibi işlemlerde neyi unutmayacaktım? A eşittir B çarpı C artı K'ydı. K'larımız sıfıra eşit olabilir ama her zaman B'den küçük olacaktı. Sen bölme gördün mü? Bölme sorularında bu ikisini kesin yazıyordun ve soruyu biliyordun dediğim. Peki bölünebilme vardı. 2'ye bölünme, 4'e, 8'e bölünme. Bunlar ortaktı. Bu son hanesine bakıyordum. Bu neye bakıyordum burada? Son 2 hanesine. Burada da son 3 hanesine bakıyordum. 8'e bölünmedi. 3'e bölünmedi. Rakamlar toplamıydı. 9'a bölünmedi. Rakamlar toplamı 3'e veya 9'a bölünüyorsa bunlar 3 ve 9'a bölünen sayılardı. 5'e bölünme ve 10'a bölünme de bir eş tutabiliriz bunları. Neden? Son rakamım 5 ve 0 ise bu 5'e bölünüyordur. Son rakamım 0 ise 10'a bölünüyordu. 11'e bölünmede ne vardı? Mesela A, B, C, D diye bir sayı varsa artıyla başlıyordun. Eksi, artı, eksi yaparak sen bunları artıları bir araya, eksileri bir araya getirerek buluyordun dediğim. Bir de diğerleri demişiz. Diğerleri dediğimiz ne arkadaşlar? Mesela 6. 6'ya bölünme kuralı yoktur. Ama sen aralarında asal 2 tane yaparsan
Mesela 2 ile 3'ü yaparsan olayı çözüyordun, buluyordun dedik. Sonrasında neye geçtik? Asal çarpanlara geçmiştik. Asal çarpanlar neydi? Bir sayıyı 2'den başlayarak, 3 ile devam ederek 5'e, hangine bölünüyorsa onları yaparak parça 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 ayırmandı. Sonra EBOB'u kök görmüştük. EBOB neydi? Ortak bölenlerin en büyüğü, en büyük ortak bölendi. EKOK'ta da en küçük ortak kattı. EBOB parçalardı, EKOK'ta kat atmaktı demiştik. Bir de periyodik problemler görmüştük. O da neydi? Tabii ki de ara ara sürekli tekrar eden, periyotlarla tekrar eden problemlerdi. Orada da EKOK yöntemini kullandığımızı hatırlatıyorum, geçiyorum. En sonunda da denklemleri, eşitsizlikleri geçen hafta anlatmıştık. Denklem eşitsizliklerde normal artık matematiğimizin özü neler vardı? Karşıya atıyorsun, bölüm artı, artılar eksi geçiyordu. Onları da söyledik ve artık sorularımıza geçelim. Çok uzattık. Arkadaşlar sorularda bazıları böyle çok böyle üniversite sınavına yakın, bazılarını da basit seçtim. Neden? Bugün çok vaktinizi almak istemiyorum. Bu ara tatil tekrar videosu olduğu için zaten biz yazılı tekrarı yaptık, videolarımız var. Ben bu ara tatil için sana küçük böyle güzel pratik şeyler göstereceğim. Bazıları üniversite sorularına yakın olacak, mesela bu. Bazıları da kısa, gerisini sana bıraktığım sorular olacak. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Burada bak ne diyor? Sıfırdan 9'a kitabımız var. Çoğunuz biliyorsunuz, bilmeyenler için gösterelim. Sıfırdan 9'a kitabımızdan sorular seçtim. Bir de birazdan tekrar edeceğim, başka mevzularda var diyerek başlıyorum. X ve Y tam sayıları için P önermesi ne diyor? Ancak ve ancakla bağlanmış. Ancak ve ancakla diyor ki X Y'ye eşit olduğunda ancak ve ancak X kare Y kare de birbirine eşittir diyor. Ancak ve ancak neydi? Bu arada onu da söyleyelim. P ancak ve ancak, Q ise, yani Q olduğunda biz bunu iki türlü düşünebiliyorduk. P ise Q ve aynı zamanda Q ise P diye yazabiliyordum. Bakın bu tekrar videosu olduğu için böyle incelikler de göstereceğim sana. Mesela bunu nasıl anlayacağız? X Y'ye eşit olduğunda, X Y'ye eşitse X kare Y kareye eşit midir? Evet, bu taraf doğru çıktı. Tamam. Peki sana sorum şu. X kare Y kareye eşitse, burayı yapıyorum şimdi, tersten okuyorum bak. X kare Y kareye eşitse ise, peki X Y Y'ye eşit midir? Hayır, eşit olmayabilir. Neden? Düşünsene, eksi 2'nin karesi eşittir 2'nin karesi. Ama gel gör ki eksi 2 eşit değildir 2'ye. Ha, bu olurken bu oluyor. Bu ise bu var ama bu ise bu yok. O zaman bunlar ancak ve ancakla bağlanamazlar. O zaman ben bu önermemin değerine ne diyorum? Ben bu önermemin değerine sıfır diyorum. Bak aynı soru burada da var. İki sayının çarpımı sıfırsa, yine bunun gibi düşün. Sıfırsa x sıfır mıdır? Hayır, sıfır olmayabilir. Çünkü y sıfırdır belki. Bilemezsin. Ama tersten düşün. X sıfırsa kesinlikle x çarpı y sıfırdır. Burada iki tarafı da sağlaması lazım arkadaşım. Ama gel gör ki sağlamadığı için ben buna da ne diyorum? Sıfır diyorum. Peki x y'ye eşitse, x y'ye eşitse mutlak değerleri de eşit midir? Evet, bak bu taraf yine doğru çıktı. Peki tersini düşünelim. İki şeyin mutlak değeri birbirine eşitse o iki şey birbirine eşit midir? Hemen yine aynı muhabbet. Mutlak değer ne demekti? Artı yapmaktı. Bak eksiyi artı yaptı. 2 oldu. E mutlak değer artı 2 zaten artı 2 idi. Birbirlerine eşit dedi. Ama hayır, eksi 2 eşit değildi 2'ye. Yine buradaki durum oldu. Eksi 2, 2 mutlak değerleri birbirine eşittir. Ama gel gör ki eksi 2, 2'ye eşit değildir dedim. Bak böyle güzel, böyle mantık isteyen, zaten konuda mantık ya. Mantık isteyen sorularda sen hemen ne yapacaksın arkadaşım? Gördüğün gibi böyle hemen bütün kuralları, bütün pratiklikleri aklına getireceksin. Buna göre aşağıdakilerin doğruluk değeri 1'dir diyor. Hemen 1 olanlara bakacağım. P, Q, 0, ancak ve ancak 0 diyor. Biz ne demiştik? Ancak ve ancak da iyiler iyilere, kötüler kötülere giderdi. Onlar doğrudur diyorduk. Kötüler kötülerle mi? Evet. O zaman bunun değeri neymiş? Denkmiş 1'e. O zaman 1 kesinlikle olacak. Şıklarımda 1 olmayanları attım. Hemen ne diyorum burada? Q 0 ya da 0. Ya da da ne vardı arkadaşım? Ya da da. Ya da adı üzerinde ya o ya o. 1 0
0-1. Onun haricindekiler yanlıştı. O zaman buna ne diyorum ben? Yanlış diyorum. Zaten ikileri elemiştim biraz önce de. En sonda da ise'ye bakıyorsun. 0 ise 0 diyorum. 0 ise 0'da biraz önce de söylemiştim. 100 kuralı vardı. 100. Burada 100 kuralının haricindeki bütün her şey 1'di. O zaman buna da ne diyorum? Doğru diyorum. Birinci ve üçüncü şıkkım doğru oldu. Cevabı D dedim. Geçtim. 0'dan 9'a da yine 30. sayfada 4. sorumuz. Yine çok güzel. Konuyu kavratıcı bir soru. Hemen bakalım. P ise P'nin değili. Hemen hatırlayalım. 1 ise 0 olduğunda cevabım 0'dı. 0 ise 1 olduğunda cevabım 1'di. Çünkü 100'ün haricindeki her şey 1'di. O zaman arkadaşım bak şimdi. Birincisini ne verdiysem cevap tersi çıktı. Birinciye ne verdiysem cevap tersi çıktı. O zaman ben buraya ne diyorum? Birincinin tersi ya da bak ikinciye ne dediysen cevap o çıktı. İkincisi ne? P'nin değili. Aldım buraya ya da'yı koydum. Bir P'nin değili daha geldi. İki tane aynı şey ya da da. Düşünsene. Bir ya da bir, sıfır ya da sıfır. O zaman bu ne oluyor arkadaşım? Tabii ki de bunun cevabı nedir? Ya da bir tanesi lazımdı. İkisinin de cevabı sıfır olduğu için bu bileşik önermem neye denktir? Sıfıra denktir. Benden çelişki istiyordu. Çelişkiyi biraz önce de tekrar etmiştik. Cevabın sıfır olmasıydı. O zaman birincisi kesinlikle yani çelişki oldu. O zaman bir olacak. İkinciye bakıyorum. Ancak ve ancak var. İyiler iyilere, kötüler kötülere giderdi. Bak iyi ya da kötü birbirlerine gitmişler. Böyle bir şey olmazdı. O zaman buna sıfır dedim. Sıfır ve. Ve dediğim anda arkadaşım ne oldu? Yalan oldu. Burası ne oldu? Yalan oldu arkadaşım. Neden? Çünkü V'de 1-0 olması cevabın 0 olmasına yeterliydi. O zaman benim ikinci şıkkım da doğru. Yani daha doğrusu doğru derken çelişkidir dedim. Üçüncü şıkka bakmama gerek kalmadı. Cevabım C ama ona da bakalım. 1 ya da P ya da 1. P ya da 1 ise burası 0 olsa cevap 1 olacak. 1 olsa 0 olacak. O zaman nedir? Şuraya çekeyim bunu. P'nin değildir. Ve şuraya bakıyorum ise de 1-0, 1-0-0'dı. 0-0-0 cevabım 1'di. O zaman bak buraya ne diyorsun? Q ve buraya ne dedim? Cevabım buraya 1 versem. Bak burada gösterelim. 1 verdiğinde 0 çıkıyor. 0 versem 1 çıkıyor. O zaman ne versem tersi çıkıyor. Burası da P'nin değili olacakmış. Burayı ne yapacaksın? Dağıtacaksın. Dağıttığında da zaten biz ne demiştik? Burada hemen çok önemli bir kural vardı. Cevabın P'nin değili oluyordu. Burada da uzatmadan biz buna ne diyoruz? Sıfır ya da bir olmadığı için burada çelişki değildir diyorum. Çünkü ne çelişkidir ne de totolojidir. Cevabın sıfır ya da bir çıkmadı. Başka P'ye bağlı bir şey çıktığı için buna da ne diyeceğim? Çelişki olmadığını söyledim. Cevap zaten 1-2 idi. Dedim, geçtim. Arkadaşlar elektrik devresi sorularını videolarımızda bundan önceki mantık konularında çok koymamıştık. O yüzden burada bir tekrar edelim dedik. Hemen bir elektrik devresinin nasıl yazıldığını gösterelim. Bak buradan bir elektrik geldi. Ne yaptı? P buradan geliyor. Bunlara ayrılıyor. Nasıl ayrılacak? Bak bu V. V ile bağlanacak. Bunlara çünkü bak P. Bunlar S diye gidiyor. Bunlar bunlara bağlanacak ve bunlar kendi arasında V ile bağlanmış. En sonunda da bir tane S ile olacak. Şimdi diyor ki bu nasıl yanar diyor lamba. Sen mantığı düşünme. Mantığı kafandan sil. Elektrik geldi. Bu açık olursa yanar mı? Hayır, elektrik geçemez ki. Yani açık olması, kapalı olması neydi? 1 veya 0'dı. Kapalı olursa elektrik ya elektrik geçecek. Açık olursa 0, yani elektrik geçmeyecekti. Düşünsene, bir kere bu açık olduğunda kesinlikle elektriğim geçmeyecek. Zaten bak V ile bağlanan şey 0 olursa geri kalanı yok sayar mı? Sayar. O zaman ben ne diyorum? Bak test tekniği görüyor musun? Hemen eledim iki şıkkı. Peki sana bir soru daha. Burada da burada da V ile bağlanmış bir eleman var mı? Var. Peki bu eleman 0 olursa, yani bu açık olursa elektrik buralardan geldi geçti ama burada tıkandı. O zaman buna ne diyeceğim ben? Demek ki son tane de son olan da
sıfır olursa tabii ki de geçemez. Niye? V'den dolayı. Bak, hem sosyal mantıkla anlatıyorum sana, hem de mantık konusuyla anlatıyorum. İkisiyle birlikte tasdik ederek gidiyoruz. Peki sana bir soru. Bu kapalı. Buradan gitti, bir oldu. Bunun bir olmasının hiçbir önemi yoktu. Neden? Burası önemliydi. Peki burada da sıfıra sıfır. Bu ikisi açıksa, açık olduğunda elektrik nereden geçecek de gidecek lambayı yakacak? Hiçbir yerden gidemez. O zaman bunda da lamba yanması mümkün değildir. Mantıkla gösterelim. Sıfır veya sıfırın cevabı sıfırdır. P ve sıfır ve S dediğimde de tabii ki de bunun cevabı da bir tane sıfır olması yeterliydi. Sıfır olur, yanmaz. Ama bak ne diyor bana? Bir kapalı buradan geçti. İki kapalı bak buradan geldi. Burası açıkmış, buradan elektrik gelmez ama buradan geçer. Bu da kapalıysa gelir, bunu yakar. Zaten burada da yerine koyarsan 1 ve 1 ve 1'den dolayı bu elektriği yakacaktır dedim. Baksana, burayı da anlattık. Daha zor sorusu olursa bunları da sen yapabilirsin. Sadece yapacağın şey bunları düzgünce yazmak. Biraz sosyal mantık, biraz da matematik konusundaki mantık sana yardımcı olacaktır. Kümelere geldim arkadaşım. Kümelerde bak senin için çok güzel bir soru seçtim. Nereden seçtim bu soruyu? Tak kitabımızdan. Tak diye işte burada kitabımız. Tak Soru Bankası'nda böyle güzel sorular var. Hemen sayfa 75 diyor. Açıyorum sayfa 75'i. Bakıyorum arkadaşım. Burada test altın var. Bak burada kare kodum var. Zor sorular olabilir. Yapamadığın sorular olabilir. Daha iyi anlamak istediğin sorular olabilir. O zaman buradan da kare kodu okuduk bakıyorsun. Bolca testim var. Test 5, test 6. Bunlar bir de neydi? ÖSYM tarzı güncel sorularımız arkadaşlar. Hepsi yeni nesil ve müfredata %100 uyumlu kitabımız. Ben de bunu senin için seçtim. Bak bakalım neymiş bu güzel sorumuz. Bana bir A kümesi vermiş, bir B kümesi vermiş. Burada ne diyor? A kesişim B diyor. A kesişim B'nin ne olduğuna bir bakalım. A kesişim B, hemen gösterelim. X ve Y'ler ortak. Diğerleri ortak değil. O zaman X ve Y kümesini yazdım. Bunu kapsayacak bir K kümesi var. Ve de başka bir birleşim diye bir kümenin de alt kümesi olacak. Bir tane K kümesi var. Peki birleşim ne? Ona bir bakalım. X'i yazacağım. Y'yi yazacağım. Z'yi yazacağım. Bu tarafa geçtim. X'i yazdım. Y'yi yazdım. K'yı yazmadım. L'yi yazmadım. M'yi de yazmamıştım. Onları da ekledim. Şimdi bak arkadaşım. Bu K kümesinde bunu kapsadığına göre kesinlikle bu K kümesinde X ile Y kesinlikle bulunacak mı? Bulunacak. Bu kadar bulunması bunun için yeterli mi? Yeterli. Yanına başka elemanlar alması sorun mu? Değil. Çünkü yanına alsa da bunları kapsadığı için güzel olur. Bir sıkıntı olmaz. Ama bu kümenin de altında kalacağı için bak bunları zaten yazdım ben. Geriye 4 tane elemanım kaldı. Bu elemanlardan birer birer gelseler, sadece bir tanesi gelse sorun olur mu? Olmaz. Hiç gelmese sorun olur mu? Olmaz. İkişer, mesela ZK gelse buraya bir sorun olur mu? Olmaz. Üçlü gelseler yine olmaz. Dörtlü gelse yine olmaz. O zaman baksana, ben boş kümeyi yazdım. Bir elemanları yazdım. 2, 3, 4 elemanları yazdım. Bütün hepsini yazdığımda sorun olmuyor. Bunların hepsinin birlikte bir arada olmasına ne diyordum ben? Alt küme diyordum. O zaman bu dördünden oluşabilen, buraya böyle yazınca arkadaşlar yanlış anlayabilir. Bu eleman değil arkadaşlar. Bu dördünden oluşabilecekleri yazıyorum. Buraya bu dördünden oluşabilecek bütün alt kümeleri yazsam bu K kümesi kadar eder. O yüzden de ben diyorum ki X, Y kesim var. Yanına da dört elemanlı herhangi bir şey gelse bu şartları sağlar dedim. Ve buna da ne diyorum? 2 üzeri 4'ten 16 tane ne vardır? Elemanım vardır dedim. Ve bu soruyu da geçtim. Yine tak kitabımızdan arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu sorumuzda ne var? Hemen biraz bakalım. Okudun baktın soruya. Ne gördün arkadaşım? Yabancı dil bilmeyenlerin de bulunduğu bir grup. Ha, bir saniye hocam. Yabancı dilde bilmiyorsa o zaman buraya bir evrensel çakarım ben. Bu evrenseli çaktın. Ne diyor bir de? İngilizce, Fransızca dillerinden birilerini biliyorlar. Tamam, bir İngilizler var. Bir de Fransızlar var. Gerçi başkalıklardan da olabilir. Evrensel artık bu diller. Herkes biliyor. Geçelim. İngilizce ve Fransızca dillerinden en çok birini bilen. Bak şimdi biz bu soruları nasıl yapıyorduk? Hemen şuraya I diyorduk. Hemen buraya F diyorduk. Sonrasında bak şimdi burayı çok iyi dinle.
Kesişim var mı soruda? İlk önce ona bakacağım. Varsa benim için çok büyük yarardı. Bakıyorum kesişim var mı? Yok. Sorunun hiçbirini, en çok birini, en az birini İngilizce veya... O zaman kesişim yok. Kesişim yoksa yapacak bir şey yok diyorum. Ben buraya X dedim kesişime. Bir de yabancı dil bilmeyenlerinkini dedi. Ne dedim? Buraya da Y dedim. Hiç bilmeyenler de varmış. Şimdi soruyu okuyorum. İngilizce ve Fransızca dillerinden en çok bir. En çok bir ne demek? Sıfır ya da bir. En çok bir. Sıfır ya da bir. Sıfır ne demek? Y demek. Y artı. I artı. F neymiş? Çünkü en çok bir. Bu adam hiç bilmiyor. Bunlar da birer tane biliyor. Tamam o zaman. Bunun cevabı neymiş? 22'ymiş. Geçtim. En az birini bilen. En az bir ne demek? 1, 2, 3. Ama burada zaten iki dil olduğu için. En az bir. 1 ve 2 dil bilenler. Hemen yazıyorum. I artı F artı X eşittir. Neymiş? 13'müş dediğim. En sonda da bana bir şey söylüyor. Diyor ki sadece İngilizce veya ya da Fransızca bilen. Onlar da şunlar değil mi arkadaşım? Sadece İngilizce ya da Fransızca biliyor. O zaman burası da I artı F midir? I artı F kaç kişiymiş? 8 kişiymiş. Hemen o zaman yapıştıralım. Aa bak burada I artı F var. 8 artı X neymiş? 13'müş. 8'i karşıya eksi olarak attım. 13'ten 8 çıkarsa 5 kaldı. Hoba kesişim belli. Kesişim 5 oldu. Buraya geldim. İ ile F'nin toplamı 8'di. Y artı 8 ne oldu? 22 oldu. 8'i karşıya eksi olarak attım. 22'den 8 çıkarsa 14 oldu. Oba burada hiç dil bilmeyenler de kimmiş? 14 taneymiş. Şimdi adam bana ne soruyor arkadaşım? Bu grupta toplam kaç kişi vardır? Hocam İ'leri F'leri bulmadık. Bulmadık ama toplamını biliyorum. Toplamı kaç kişi İ ile F'nin? İ artı F 8 kişi. Artı. Kesişimdekiler var. X. Onlar da 5 kişi. Bir de hiç dil bilmeyenler var. Onlar da 14 kişi. 8, 5 daha 13, 14 daha bu grupta 27 kişi vardır dedim. Bu küme sorumu da senin için bitirdim. Geçtim arkadaşım. Hemen buraya bakıyorum. Burada ne var? Yine bize bir küme söylüyor. Alt küme diyor. Tümleyen var. Tümleyen. Ha, tümleyeni nasıl yapacaktık? Hemen gösterelim. Burada bir evrensenim var. Burada bir A kümem var. Burada bir B kümem var. Bak şimdi ben buralara normalde isim veririm. Ama bakıyorum soruda kesişim var mı? Var. Hocam kesişim 8'miş. O zaman ben yaşadım. Niye? Sorun biraz daha kolaylaştı. Kesişim 8 ise. Bak burada ne diyor? B fark A. Ben buna ne demiştim? B'de olup A'da olmayanlara öz B demiştim. Öz B. Öz B'ye ne diyelim? K diyelim. Bak öz B'ye K dedim. K dersem ne oldu? 3K oldu. Kim? A kümesinin tamamı. 8 ile birlikte neyi toplarsan 3K eder. Hemen buraya da 3K eksi 8 yazdım. Neden? İkisini topladığımda ne oluyor arkadaşım? 3K oluyor. O zaman devam edelim. Hemen bir de burada ne olacak? Hiç dil bilmeyenler X'ler olsun. Bak şimdi bak. Bana ne diyor? A'nın tümleyeni. A'yı kapat. K artı X'im 9 muymuş? Tamam. Hemen B'yi kapat. B'nin tümleyeni diyor. B'nin tümleyeninde ne oldu? B'nin tümleyeni. B'yi kapattım. Şurada elimden bırakayım ya da şunu kapatayım buraya. Bak kapatınca ne oldu? 3K eksi 8 artı X'de ne oldu? 15 oldu. E tamam. Sen K artı X'i biliyorsun. Şunu bir karşıya atayım. Güzel yazayım şunu şuraya. Ne oldu? 3K artı X eşittir. 7'ymiş. Bir dakika. Burada bir yanlışlık mı var? 3K artı 8 değil tabii ki de. Burası ben yanlış yazdım. 3K eksi 8 olacak. Şurayı arkadaşlar yanlış yazdık. Düzeltelim hemen. Eksi 8 olacak. Eksi 8 karşıya geçerse ne olacak? 23 olacak. Tamamdır. Düzelttik hemen. Sorun yok. Sonrasında da hemen buraya ne diyorum? K artı X. Ben burada X'leri götürmek istediğim için şunu bir eksiyle çarparak atayım buraya. Eksi K eksi X eşittir eksi 9. Taraf tarafa toplayalım. Bunu da zaten son anlattığımda görmüştünüz. Taraf tarafa topladığımda 2K eşittir. 23'ten 9 çıktı. Kaç kaldı? 14 kaldı. K'yı kaç buldum?
7 buldum. K'yı 7 bulduysam olay benim için bitmiştir. Neden? Çünkü K'yı 7 bulduysak, bak hemen şu kalemle yazalım. 3 kere 7, 21. 8 çıkarsa burası 13 oldu. E burası 8'di zaten. K'ya 7 bulmuştum. Bu da 7. E X'i ne buldun? X'i bulmadık ama sorun değil. Hemen buluruz. K 7 ise X'im de 2'dir. Bak buraya 7 koy. X'im de 2'ymiş. O zaman burası ne oldu? Burası da 2 oldu. Şimdi adam bana bak burada bir şey soruyor ama ben bunu sana hatırlatayım. Burada tümleyen var. Burada da tümleyen var, kesişim var. Aslında bu şu değil miydi ya? Hani kümelerin demorganı var mıydı? Evet, kümelerin demorganıydı. A'nın tümleyeni kesişim birleşim ol, birleşim kesişim olmuş. B'nin tümleyeni olmuş. Aa, bana ne soruyor burada arkadaşım? Bana bu birleşimin tümleyenini, yani bu birleşimin haricinde kalanları soruyor. Onu da zaten ben 2 diye bulmuştum. Geçtim arkadaşım. Artık son konumuza geçtik. Son konumuz da neydi? Son konumuz sayılardı. Hemen burayı da toparlayalım, bitirelim. Neler var burada arkadaşım? Denklemler vardı ve bu denklemlerde bizim kafamızı karıştıran bazı sorular vardı. Çözüm kümesi boş küme diyor. Çözüm kümesi boş küme nasıl olurdu? AX artı B birinci dereceden denklemlerde cevabın sıfır olduğu yerde ben A'ya sıfır dersem bu X gidiyordu. Bu X gittiğinde B gitmezse, B dediğim sayı zaten gitmez. Burada B dediğim sayı mesela sıfırdan farklı bir şey çıkarsa, 3 çıksa 3 eşittir sıfır oluyordu. Biz buna boş küme diyorduk. Bir de ben sana bir tüyo vermiştim. Böyle denklem verirse bu denklemlerde diyelim ki AX artı B eşittir CX artı D diyelim. Bu A ile C birbirine eşitse B ile D de birbirine eşit değilse o zaman ne oluyordu? Boş küme oluyordu. Yani karşı tarafta X'ler birbirini götürecekti. O zaman ne olacaktı? Birbirine eşit olacaklardı. Hemen bak yapıyorum. Burada da bu soruda da bak X var. Burada da X var. O zaman bunlar birbirlerine eşit olacaklar. Yazalım hemen. A kare eksi 4 eşittir 12. Karşıya attın. A kare eşittir artı 4 geçti. 16. Bir dakika, neyin karesi 16'ydı? Hemen yazayım hocam. 4'ün karesi. Hayır, bir saniye. Unutma, karesi eksilerin de karesi artı olduğu için A dediğim şey eksi 4 de olabilir. Şimdi soruma bakıyorum. Hocam hangisi peki? A kaçtır diye soruyor. Evet, demek ki A ne olabilir diye sormuyor. Bunlardan biri olamaz. Soruma bir bakıyorum. Ben ne demiştim? Bu ikisi birbirine eşit olmayacaktı. O zaman bu ikisi birbirine eşit olmayacaksa ne vardı? A dediğim şey 4 olamaz. Demek ki A dediğim şey neymiş? Eksi 4'müş dedim. Bu da yine tak kitabımda güzel bir öğretici bir soruydu. Bunları da geçtim. Arkadaşlar bakın bu sorulardan yaptık. Videolarımızda var ama tekrarda yarar var. İkili olduğunda böyle üçlü bir sıralama olduğunda ben bunları ayırıyordum. Nasıl ayıracaktım? 4 küçüktür. 4x artı 6. Bir de şunları ayıracaktım. Hemen bunları da ayırdım. Bunlar da neydi? 4x artı 6 küçüktür. 2x artı 12 idi. Hemen o zaman burayı toparladım. Burada bu 6 karşıya giderse eksi 6 olur. 4 eksi 6 4x oldu. Burası eksi 2 4x oldu. 4'ten 6 çıkartma eksi 2'dir. Her tarafı 4'e bölelim. X yalnız kalsın. Böldüğümde ne gördüm arkadaşım? Eksi 1 bölü 2 sadeleştirme yaptım. Küçüktür X'ten dediğim. Bunu buldum. Şimdi bu taraf nasıl olacak hocam? Hemen bu tarafı yapalım. 2X'im karşıya geçerse 4X eksi 2X olur. 6 karşıya geçerse 12 eksi 6 olur. Bu tarafta 2X kaldı. Bu tarafta 6 kaldı. Her tarafı kime bölüyorum? Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ler birbirini götürdü. Bunlar da sadeleşti. O zaman cevabım ne oldu? X küçük eşittir 3 oldu. Peki arkadaşım bak şimdi bir sayı düşün ki eksi 1 bölü 2'ye eşit değil büyük hem de aynı zamanda 3'e eşit küçük. Ben bunun göstergesini nasıl yapmıştım? Bak A şıkkına açık aralık eşitlik yok, kapalı da kapı gibi aralıktı. O zaman bunun cevabına da A demiştim, dedim geçtim. Bir de arkadaşlar bölünebilme vardı, bölünebilme. Biraz önce hani diğerleri demiştim ya, diğerleri. Bak işte
5 basamaklı rakamları farklı. Yani 36 bin A7 falan filan böyle bir sayı var. Buraya ne diyoruz? 12 ile bölümünden kalan 7'ymiş. Bak şimdi arkadaşım. 12 ile bölümünden kalan 7'ymiş. Ben bunları neye ayıracağım? 1. 4'e bölünmeye göre bakacağım. 4'e bölünme ve 3'e bölünmeye göre bakacağım. Neden? 12'nin aralarında asal olan 2 böleni 4 ile 3'tür. Ve bunlar benim bölmede bildiğim sayılar. Peki bunu 4'e bölersen kalan 7 midir? Hayır canım, 4'e bölünmede sayılar küçük olacaktı. Bir kere daha 4'e bölüyorum. O zaman 4'e bölünmede bu sayının kalanı 3 olacak. Peki 3'e bölünmede ne olacak? 3'e bölünmede 7 diye bir kalan olmadığı için hemen böldüm. Kalanım 1 olacak. Hemen sayımıza geri dönelim arkadaşlar. Sayımıza geri döndüğümüzde hem bu kurala hem bu kurala uyacak. Hemen yazayım kuralımı. 36 A7 normalde 4'e tam bölünseydi bu sayının sonu 2 olacaktı. Hatta yazayım ben buraya. 4'e tam bölünseydi bu sayının sonu 5 olacak. 5 nereden çıktı ya? 6 olacaktı. Başka da bir şey olmaz. Sonra 80'e geçiyor. Ama kalanım 3 olduğuna göre o zaman bunlar iptal. Yerine ne geliyor? 6 A 7 5 olabilir. 3 6 A 7 9 olabilir. Bir de bak dikkat et. Buradan geriye gidersen bir de 60'lardan sayı geliyordu. Hatırlıyor musun? İşte o da 68 de bölünür bak. 3 A 6 7 7 değil. 68 de bölünür. Hocam 68'le ne alakası var? Ama 3 kalanını veriyor ya. 3 fazlasını aldın mı? Bak bu eder. Şimdi arkadaşlar 4'e bölündüğünde 3 kalanını hallettim. Peki sırada ne var? Sırada 3'e bölününce 1 kalanını verecek. Şimdi sayım benim bu. Artık sayım bu. Resmi olarak bu. Hemen rakamları toplayacağım ama kalan 1 olacak. Topladım. 3, 6, 9. Bak 3'ün katı gitti. 7, 5, 12. 3'ün katı gitti. O zaman A ne olur? 1 olur. Neden? Hocam burası 3'ün katı. Burası 3'ün katı. Bir daha toplamıyorduk değil mi? 3'ün katlarını hemen siliyordum. 3, 6, 9. 3'ün katı sil. 7, 5, 12. 3'ün katı sil. Ama kalanın 1 olduğu için A 1 olabilir. 3'er 3'er arttırıyordum. 4 olabilir, 7 olabilir dediğim. Sonrasında da burada ne demiştik? 3, 6, 9 birbirini götürdü. Kalan 1 olacağına göre 7 artı A 1 kalanını verecek. 3K artı 1 olacak. Yani demek ki bunun yanına hiçbir şey yazmasam olur. Bak hiçbir şey yazmasam olur. Neden? Çünkü bunun kalanı zaten 7 ise kalanı 1'dir. O zaman 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Dedim geçtim. Hemen buraya bakıyorum. Burada da bunlar birbirlerini götürdüler. Burası 8 etti. 8 ettiğine göre 8 artı A dediğim şey 3K artı 1 olacak. Mesela buraya ben 2 koyarsam ne oluyor? 10 oluyor. 10 bir fazlası mı? Evet. O zaman ne yapabilirim? Bu sayım benim 2 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir dedim. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzun bir benzeri videoda vardı. Orada biraz takılmış olabilirdik. Hatırlıyorsunuz. Rakamları farklıydı. Hatta arkadaşlar beni uyarmışlardı. Bak akıllandım, geri geldim ben de. Hemen ne oldu burada arkadaşlarım? Rakamlarım farklı diyor. Bak şimdi 3, 6, 7, 5. 7 var mı? Var. O zaman bu sayı 7 olamaz. Geçtim. A sayısının yerine 7 koyamam. Buraya bakıyorum. 3, 6, 7, 9. 9 var mı? Var. 6 var mı? Var. 3 var mı? Var. O zaman ne olabilir buradan sayı? Sadece 0 olabilir. Peki buna baktın. 2 geldi. Buraya bakıyorsun. 2 var mı? Yok. 5 var mı? Yok. 8 var mı? Yok. O zaman bu sayı ne olabilir arkadaşım? Bize bu arada bu çektiğim 8 değil. Şununla birlikte toplamı 8 olacaktı. Bunların hiçbiri burada olmadığı için o zaman bu sayılarım da olabilir. Bana sorduğu şey rakamları farklı. A kaç farklı değer alır diyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakam alabilir dedim. Rakamları farklı dedi. Bak gördüğün gibi güzel güzel yaptık burada. Ne vardı hemen bakıyorum. Hiçbir şey yoktu. 4'e bölünmede yaptık. 1 kalanını veriyor bunlar. Süper. 3'e bölünmede de bakıyorsun. 9, 16,
21 tam bölünüyor. Bir kalanlarını verenler aynen burada da o şekilde yapıyorduk. Tak kitabımızda güzel bir soruydu. Geçtim. Artık sonlara yaklaştık arkadaşlar. Gördüğün gibi son sorumuz bu. Hemen videoyu bitirelim. Ne diyor? Elinde 48 adet 4 ve 6'lık dikdörtgen şeklinde kartlar var. Hemen bir tane çizeyim. 4 olsun, artı olsun. Burası 4, burası 6 olsun. Bana ne diyor? Hiç boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizilerek, yan yana ve üst üste dizilecekler bunlar tabii ki de. Yan yana ve üst üste dizilerek bir kare oluşturulacaklar. Peki 6 ile 4'ün, 6 ile 4'ün bak katlarını almam lazım değil mi? Parçadan bütüne. Hatırlıyorsun o kekte ne vardı? Parçadan bütüne. O bebte ne vardı? Bütünden parçaya. Bu demek ki parçadan bütüne gittiği için bunun ne olacak? Ekok olacak. Ekok. Ekok dediğimiz neydi? En küçük ortak kat. 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1. Burası hala 3. 3'e böldüm 1 geldi. Demek ki bununki 12'ymiş. O zaman 12 olması için buranın ne yapıyorsun? Yan yana bir tane koyuyorsun. E buranın da gördüğün gibi 12 olması için ne yapıyorsun? Üst üste 3 tane koyuyorsun. Peki arkadaşım sana soru. O zaman bu bir kare oldu mu? 12'ye 12 oldu. Peki burada kaç tane var? 6 tane var. Ama adamın 48 tane vardı arkadaşım. O zaman 12'den sonra ne olabilir? 24 olur. 24 olursa yana doğru kaç tane olacaktır? 4 tane. Yukarı doğru kaç tane olacak 24 için? 6 tane. 6 kere 4'ten bu sefer de 24 geldi. Ama elimde 48 tane vardı. Daha da fazla, daha da fazla. 12'nin diğer katı ne? 36. Hemen bak şimdi. Burası ne olacak? 36 olacak kenarlarım. 6 taneden kaç tane gelecek? 6. 4'lerden kaç tane gelecek? 9. 6 kere 4. Bak buradaki her bir kenarım. Burası 36 olması için 6'şar tane 6'lıktan koymam lazım. Burasının da 36 olması için 4'lerden de 9 tane yukarı koymam lazım. Peki 9 kere 6 54 mü? Evet 54 hocam. Elinde kaç tane vardı? 48. Demek ki tamamını kullandığımda elimde kalan 6 tane. Burada elimde kalan hiç yok ama 6 tane de bana lazım. Neden? O yüzden de 54 tane ile kare oluşuyor ama elimde 48 var. Geri kalan 6 tane de benim işime yarar dedim. Arkadaşım bazı soruları kolay seçtim. Bazı soruları güzel seçtik. Bazı soruları da tam böyle tekrar seçtik. Bütün her şeyi bitirdik. Her şey artık sende. Ara dönemi çok güzel geçir. Bu ara tatil senin için tam bir geriye dönüp tekrar ve eksiklerini tamamlama. Benim gibi zihin haritanı yap. Nerede ne vardı düşün. Konularını yap dedim. Ödüllü sorumuzda sizlerle birlikteyiz. Ödüllü sorum ne? Hashtag sorularla tekrar ile matematikten beklentilerini, bu dönemden aradan sonraki beklentilerini yoruma yazmayı unutma. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşürüz.